Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Sesin az geliyor Murat. Hareket mi diyorsun? Şu an nasıl? Şu anda iyiydi ama salavat getirirken az geldi. Görüntünü de aç. Şimdi benim nazara vereceğim bir şey, böyle Risale okuduğumdan beri hep benim nazarımda bu cümle var, bu kelime vardı yani, böyle bir kıyıda köşede nereye okusam. Bu derste buranın izahını yapmış olacağız. Dersimizin konusu şualar sayfa 9'daki şu cümle. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam demiş ki, ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri La ilahe illallah kelamıdır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam demiş ki, ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözü La ilahe illallah kelamıdır. Şimdi dersimizin konusu bu. Bununla alakalı külliyattan 2-3 tane yer okuyacağım. Bu La ilahe illallah kelamının mahiyet, suret, hakikati, bunları nazara vermeye çalışacağım. Değişik yerlerden okuyacağım, külliyattan. Yani neden 124 bin peygamber gelmiş, bunların en faziletli sözü La ilahe illallahmış. Neden yani fazilet ve kıymet neden kaynaklanıyor? Dersimizin konusu bu. Bu kelamı mahiyet, suret, hakikati. Bunun mahiyeti Allah'a bakıyor. Yani okuyacağım şimdi ben sayfa 9'da bir 10 tane vasıf var. Bunu mahiyet olarak aldım ben. Sureti kainata bakıyor. La ilahe illallah. Hakikati de insana bakıyor. Zaten ikinci şuada Fa'lemennuhu la ilahe illallah hakikati ayeti anlatılmış. Ve Üstad Hazretleri bunu 3'e ayırmış. 3 tane meyve var. Birinci meyve Allah'a bakıyor. İkinci meyve kainata bakıyor. Üçüncü meyve insana bakıyor. Bu kelime-i tevhidin de mahiyet, suret, hakikati var. Mahiyeti Allah'a bakıyor. Sureti mevcudat, kainata bakıyor. Hakikati de insana bakıyor. Ben burada kanuniyeti şey yapamadım. Noktayı nazarınız varsa abi veya olan söyleyebilir. La ilahe illallah'ın kanuniyetine. Mehmet direkt derste midir? Yalnız bir şeyin var senin bu. İnsana bakma tarafı, hakikatin insana dayandırdın. Hakikati insanla değildir de sureti eylemdedir, alemi şahadettedir. Kanuniyet insandadır. Hakaik eşyayı sabitetun. Sorduğun için söylüyorum. Evet. Bu hakikat Esma-i İlahi olduğu için Esma-i İlahi'ye bakıyor. Mahiyeti de Allah'a bakıyor. Yani öyle, evet, bakarsan daha kolay çözülür yani. O zaman kanuniyeti insan diyoruz. Hakikati, evet, İlahiye. Evet, kanuniyetin insanda bu efdalu la ilahe, bu la ilahe illallah insanı nasıl yapılandırmış? Ne yapmış insana? Evet. Nasıl bütüne getirmiş? Bu derste bunlara noktayı nazar olarak söyleyeceğim. Şimdi abi, dersimizin birkaç tane başlıkları var. Ben onları da söyleyeyim de. Mesela Üstad Hazretleri 26. mektupta söylüyor. Tecdid-i iman bahsinde orada 4 tane başlık ben tespit etmişim. Başlıklardan bir tanesi, neden kelime-i tevhid la ilahe illallah söylüyoruz? Ne işe yarıyor bu? Nefis, heva, vehim, şeytan hükmetmemesi için böyle bir sihirli bir şey yok mu? Bir tılsım, bir iksir yok mu? Var. Neymiş o? La ilahe illallah'mış. Şimdi bu La İlahe illallah kelamı mahiyet olarak Allah'a bakıyor dedik. İçinde pek çok hakikatları mündemiş mahiyet olarak. Mesela kelime-i tevhidde azamet-i kibriya 1, celal-i sübhani 2 ve saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i samadaniye 3, şahsiyet-i ilahiye 4, ehadiyet-i rabbaniye 5, sıfat-ı sebace manevi bir simay-ı rahmani 6, temerküz-i esmai 7, teayün ve teşahhüs 8. Yani 8, 9, 1 de alabiliriz. Böyle yaklaşık burada ben 10 tane sayabilirim. Kelime-i tevhid mahiyet noktasında Cenab-ı Hak hangi vasıfları yüklemiş? Yani
burada faziletli ve kıymetli kelamdı. Fazilet olarak içinde ne barındırıyor? Bu yaklaşık 10 tane saymış olduğum vasfı içinde barındırıyor. Mesela bir tanesi neydi? Birincisi azamet ve kibriya. Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. Külliyatı cüziyata koyar. Mesela ağacı çekirdeğine derc etmiş. İbadetleri namaza derc etmiş. Nübüvvetin bütün hakikatlarını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine derc etmiş. Aynen öyle de azamet ve kibriya hakikatlerini de bu kelama derc etmiş. La ilahe illallah da azamet-i kibriya varmış yani. Azamet Risale'de rububiyet demek, kibriya da uluhiyet demek. Geçen yerleri okuduğumuz zaman bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kelime-i tevhidde bir de söyler misin? Azamet? Azamet rububiyet demek. Kibriya uluhiyet demek abi. Bunu Risale'de çeşitli yerlerde 22. söz Ayet-el Kübra'nın 1. ve 2. mertebelerine bakarak bunu söyleyebiliyoruz. Bir tanesi buydu mahiyet noktasında. Mesela bir tanesi teayün ve teşahhus. Hem tevhid sırrıyla aradaki cümleleri okumuyorum. 6-7 tane sayıyor ve İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'deki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i teayünü ve teşahhüsü tezahür eder. Çok kısa ve kolay. Kişinin kendi aleminde yani Cenab-ı Hakk'ın belirlenebilmesi için şimdi Hasan abi hani geçen derslerde sizin abi çok böyle vurguluyordu. Mahiyeti zatiye bilinmez ve kimse bilemez yani onun hakkında şey yok ama kişinin kendi enfüsü aleminde teayün ve teşahhüsü bu la ilahe illallah kelamıyla oluyor abi. Bu la ilahe illallah kelamını insan yani içerik olarak evet lafız olarak aynı ama içerik olarak söylediği zaman kişinin kendi aleminde bir belirleniş oluyor, bir şahıslanma oluyor. Bu kelamda bu münderiş abi la ilahe illallah kelime-i tevhidde yani. Mesela başka biri zihayatta bir şahsiyeti ilahiye kelime-i tevhiddeki mahiyet noktasındaki vasıflardan biri de bütün zihayatlardaki şahsiyeti ilahiyeyi insan görebilir. Yani mesela bir zihayatta anlaşılır ki onun saniye onu görür, bilir, dinler, istediği gibi yapar. O zihayatın masnuiyeti arkasında muktedir, muhtar, işitici, bilici, görücü bir zatın evet bir şahsiyeti ilahiye teşahhüs ediyor. Kelime-i tevhidde manevi mahiyet noktasındaki vasıflardan biri de bu. Suret noktasında da bu ikinci şuada tevhidin ikinci meyvesinde şöyle başlıyordu cümle. Birinci meyve halkı kainat olan zat-ı akdese baktığı gibi ikinci meyve dahi kainatın zatına ve mahiyetine bakar. Kelime-i tevhidin suret noktasındaki şeyi kainata ve içindeki mevcudata bakıyor. Burada da yaklaşık bir 10 tane vasıf sayılmış. Mesela seyli mevcudat ve kafile-i mahlukat nereden geliyor? Ve nereye gidecek? Ve ne için gelmişler? Ve ne yapıyorlar diye halledilmeyen tılsımlı suallerin manaları ona inkişaf etmesi ancak ve ancak sırrı tevhid iledir. Yani nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Necisin? Mahlukat nereden geliyor? Nereye gidiyor? Ne için gelmişler, ne yapıyorlar? Bunun halledilmesi ancak sırrı tevhid ile. Şimdi kelime-i tevhid, la ilahe illallah. Peki sırrı tevhid ne? Sırrı tevhid, bu manaların anlaşılması. Hani az önce söyledik ya, kelime-i tevhidde azamet-i kibriya var. Celal-i sübhani var. Şahsiyeti ilahiye var. Teayün ve teşahhüs var. Bunu anladık mı abi? Tevhidin sırrını yakalamış oluyorsun sen. Sır dediği o yani. Metinle beraber baktığımız zaman. Mevcudat niçin gelmiş, nereye gidiyor, neci, ne yapıyorlar, vazifeleri nedir? Ancak sırrı tevhid ile halledilir. Bunun geniş izahı Risale-i Nur'da 24. mektupta. Hani mevcudat nereden gelmiş, nereye gidiyorlar sorusunun geniş izahı da sırrı tevhid ile 24. mektubu abi. Şimdi benim üzerinde durmak istediğim daha ziyade kanuniyet yani insana bakan tarafı bu kelime-i tevhidin hakikat noktasındaki neticeleri bununla alakalı
Mesnevi Nuriye'den sayfa 88'den okuyorum. Kelime-i Tevhid'in insanda uyandırdıkları içsel alemde abi. Yani Kelime-i Tevhid ne işe yarıyor? Bizde neleri aktif ediyor? Sayfa 88'den okuyorum. İlem Eyyel Aziz, Kelime-i Tevhid'in tekrar ile zikrine devam etmek, kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir. Bir, ve nefsin tapacak derecede sanem ittihaz ettiği mahbuplardan yüzünü çevirtmektir. İki, maza zakir olan zatta bulunan hasse ve latifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi. Üç, ve onların da onlara münasip şerikleri olan alakalarını kesmek içindir. Yani kelime-i tevhidi tekrar ile devam eden kimse de burada sayılan dört tane şey uyanıyormuş. Bir, kalbi pek çok şeylerle bağlayan ipleri kırmak için. O ipler kırılıyormuş. Yani kalbi pek çok şeylerle bağlayan şeyler neler? Bu kişiye göre değişir. Bu para olabilir, iş olabilir. Yani kalbi ne bağlandıysa, kelime-i tevhidi tekrar ile zikrine devam ederse o bağlantı kesiliyormuş Hasan abi. Peki şimdi burada enteresan bir cümle geçti. Kelime-i tevhidi tekrar ile zikrine devam etmek. Tarikatlarda bu lisanen la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah böyle tesbihle yapılmış bu kelime-i tevhidi tekrar etmek. Risale-i Nur'un genelinde ise olay ve hadisat üzerinde Cenab-ı Hakk'ı görmek, bilmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, adaletini, ondan sonra şefkatini görüldüğü zaman lisanen bir insan kelime-i tevhidi tekrar etmese dahi görmesiyle beraber, mesela bu hastalık meselesinde, korona meselesinde, aşı meselesinde kelime-i tevhid görülürse o kimseye kazanımlarından birincisi kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir. Şimdi mahiyet noktasında bir cümleyle de şeyi özetleyebiliriz. Kelime-i tevhid mahiyet noktasında ben dersin başında yaklaşık bir 10 tane vasıf saydım. Tevhid de diyebiliriz kelime-i tevhid. Mahiyet noktasında kelime-i tevhidde ne var yani? Tevhid var yani. Bunu böyle söyleyebiliriz. Birincisi buydu. Kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak için. İki, nefsin tapacak derecede sanem ittihaz ettiği mahbuplardan yüzünü çevirtmek için. İkincisi de enfüsü alemde, kendi iç alemimizde kelime-i tevhidi görmek, müşahede etmek afaki alemde bizde ne uyandırıyormuş? Nefsin tapacak derecede sanem ittihaz ettiği mahbuplardan yüzünü çevirmek. Şimdi birincisiyle ikincisi birbirine çok benziyor. Birincisi kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları koparmak için. İkincisi nefsin putlarından yüzünü çevirtmek için. Hasan abi, buna müşahhas bir misal verebilir miyiz abi ikisinin farkına? Kalbe koyulan şeyle put ittihaz edilen şey nasıl farklı yani? Kelime-i tevhid kendi alemimizde hem putları kırıyor hem de kalbi meşgul eden şeyleri koparıyor. Ne olabilir bu yani? Hazır ben anladığımı söyleyeyim abi isterseniz. Buyurun abi. Abi ben şöyle diye düşündüm, doğruysa bilmiyorum. O kalbi bağlayan ipler mesela iştir, yani dışarıdaki çevredir işte, iştir, evdir, arabadır. Nefsin kendine belki de put diye şey yaptığı yahut da çok güzel gördüğü, işte gençler için eşidir, çoluğu çocuğudur ya da ihtiyarlar için. Kendi iç alemi ya da küçük dairesi diyeyim bence. Ben öyle diye düşündüm ama doğru olmayabilir tabii. Birisi iç tarafa bakıyor diye düşündüm, birisi dış tarafa daha çok. Çevre, birisi uzak daire, büyük daire, ikincisi de küçük daire diye düşündüm. Başka noktayı nazara olan söyleyebilir. Abi bu putlar ademi olduğu için nefsin yüzü ademe dönükken onu o taraftan döndürüyor Allah'a alem. Bir vesile olabilir. Yani bu putlar, şerikler dedi ya az önce yukarıda da. Bunlar evet. Ademi yani ademde olduğu için bunların nefsin yüzünü bunlardan döndürüyor. İkincisi bu. Birle ilgili başka katkı yapmak isteyen yapabilir. Üçüncüsü geçiyorum. Zakir olan zatta bulunan hasse ve latife ayrı ayrı tevhidleri olduğu için. Abi bir şey daha söyleyebilir miyim? Aklı
ayıran şeyler, sanki böyle aklımızı şey yapan şeyler bir cihette teriflerimize bakıyor. Kalbe. Kalbe olan şeyler de ibadetten alıkoyan şeyler olabilir mi yani? Birisi terk, yani takvaya sanki birazcık mutabık geliyor gibi geldi. Diyebiliriz abi. Terk ve tecerrüt var ya. Evet abi. Terk ve tecerrüt. O zaman bunun bir tanesi terke bakıyor, diğeri tecerrüte bakıyor. O zaman abi şu sorunun cevabı da olmuş oluyor. Yani ben terk ve tecerrütleri nasıl yapacağım? Bunun kısa bir yolu yok mu yani? Neymiş kelime-i tevhid? Bunu hem lisanen söylemek hem de eşya üzerinden, hadisat üzerinden müşahede etmek yani. Şeyde de öyle, Sırat Köprüsü ya. Evet abi. Kılıçtan keskin, kıldan ince diyor ya. Evet. Bir terk, birisi tecerrüt. Birisi itikat, birisi eylem. Devam. Neyse. Şimdi burada parantez içerisinde çok böyle günümüzle alakalı ve sorulan bir soru abi, sizi de çok darlatıyorlar. Bu aşıyla alakalı bir noktayı nazarım var abi, bu kelime-i tevhidle. Malumunuz birinci lemada Yunus aleyhisselam nuru tevhidi ilan etmiş, sebeplerden kurtulmuş. Cenab-ı Hak da ona sırrı ehadiyetle sebepsiz tecelli etmiş. Bu aşı meselesinde, hastalık, pandemi meselesinde bizim hem enfüsü şahsi olarak hem insanlık alemi olarak nev olarak nuru tevhidi ilan etmemiz lazım. Nuru tevhidi ilan edersek Cenab-ı Hak sebepsiz tecelli edecek. Sırrı ehadiyetiyle bu hadisat gidecek. Aşı meselesinde de böyle. Yani ben nuru tevhidi ilan etmeden, o aşı üzerinde görmeden 500 tane aşı vurulsan, aşının yani Cenab-ı Hakk'ın bu aşı meselesini insanlara göndermesinin hikmet-i ilahiye noktasında hiçbir manası olmamış oluyor. Biz oradaki, şimdi aşıların, ilaçların kendisinde bir şey yok. İlaca tesir veren Cenab-ı Hak. İki tane hasta aynı ilacı kullanıyor. Biri iyileşiyor, biri vefat ediyor. İlacın kendisinde bir şey olsa ikisinin de iyileşmesi lazım. Aynen öyle de aşının kendisinde bir şey yok. Aynı aşı vurulan da ölüyor, aşı vurulmayan da ölüyor. Buradaki mesele ne? Buradaki mesele nuru tevhidi ilan etmek yani. Peki konumuz da ne yani? Konumuz zaten o kelime-i tevhid yani. O aşıdaki Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hak istemedikten sonra, tesir vermedikten sonra istediğin kadar aşı vurul yani. Hatta abi birisi bana anlattı da Türkiye'nin bir yerinde mi, dünyanın bir yerinde adamın birisi parayla başkasının yerine aşı vuruluyor. Mesela Hasan abi sen birine 100 lira veriyorsun. Diyorsun ki git benim yerime aşı vurul. Adam kaç tane aşı vurulmuş yani. Belki 53 tane aşı vurulmuş. O kadar vurulmuş. Şimdi parantezi kapatıyorum ben. Kelime-i tevhidi niye biz tekrar etmemiz gerekiyor? Ve tekrar edince bizde uyandırdıkları ne? Bir, terk. İki, tecerrüt. Buradaki iki tane vasıf. Yani kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak için bunlar terke bakıyor. Ve nefsin tapacak derecede sana mı iddia ettiği mahbublardan yüz çevirmek. Bu da tecerrüde bakıyor. Murat'ım, canım benim. Malum 149 Kastamonu'da sen çok zikrederdin ya. Yecüc evet. Ve Mecüc. Evet abi. Ahlakta ve hayatta diyor. Ahlak içsel, hayat eylemsel, evet. Tecerrüt ve terk. Yani aynı gidiyor. O sen çok iyi kullandığın şey var ya, Yecüc evet. Ve Mecüc. Evet, biri Yecüc ve Mecüc, Yecüc maddiyat noktasından insanlığı bozanlar abi. Mecüc maneviyat noktasından bozanlar. Şualarda söylüyor bunu abi. Beşinci şuada Yecüc ve Mecüc maddi manevi hayat rabıtalarını keser yani. Orada söylüyor evet. Şimdi kelime-i tevhidi tekrar ettiğimiz zaman insanda uyandırdıkları var. Üçüncüsü ne? Kelime-i tevhidi tekrar eden, zatta bulunan hasse ve latifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna. Yani kelime-i tevhidi niye tekrar ediyoruz? 18 bin alemden bizde birer tane numune var. Mesela hayal var, göz var, ondan sonra kalp var, ruh var, sır var, hafi var, ahva var, ilahir. Bunların tevhidlerini ilan etmek içinmiş. Zakir olan zatta bulunan hasse ve latifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaretmiş.
bizdeki o latifelerin, duyguların tevhidlerini ilan etmek. Şimdi kelime-i tevhidle bu nasıl oluyor? Üstad Hazretleri bu Mesnevi Nuriye'de 236'da kelime-i tevhidde, yani la ilahe illallah kelamı, Esma-i Hüsna'nın adedince kelamları tazammun ediyor. Bu itibarla şu kelime-i tevhid kelamı delalet ettiği sıfatlar itibariyle bir kelam iken bin kelam oluyor. La halika illallah, la fatıra, la razıka, la kayyume illallah gibi. Binaenaleyh terakki etmiş olan zakir bir zat bu kelamı söylerken içindeki binlerce kelamları söylemiş oluyor. Yani kelime-i tevhidi tekrar ettiğimiz zaman üçüncü bir manası da bizdeki latife ve duyguların tevhidlerini ilan ediyormuş. Bu kelamın içerisinde esma-i ilahiye adedince, esma-i hüsna adedince tevhidler varmış. Uyanık bir kimse, hüşyar bir kalbi olan bir kimse bunu çektiği zaman o latifelerin tevhidini ilan etmiş oluyor. Dört, onların da onlara münasip şerikleri de olan alakalarını kesmek içindir. Bir de bizdeki latifelerin şerikleriyle olan alakalarını kesmek. Yani her bir latifenin, duygunun, demin Fatih abi söyledi, ademi noktada bir karşılığı var. Ona musallat alan, onun vazifesini bozmaya çalışan diyelim, şerik olmaya çalışan alakasını kesmek için kelime-i tevhid tekrar ediliyormuş. Kelime-i tevhid tekrar edilince bizdeki latife ve duyguların şerikleriyle olan alakasını kesiyormuşuz. Mesela Mesnevi Nuriye'de Üssü Hazretleri şöyle bir misal veriyor. Şuaranın yaptığı hayalen secdeler dalalet secdeleridir diyor. Yani Allah bir hayal vermiş, şairler o hayali yanlış kullanıyorlar. Ekseriyetle hayali şirke girmiş oluyor hayalen yani. Bizdeki diğer bütün latifelerin böyle şirketleri, şerikleri, ortakları oluyor. Kelime-i tevhidi tekrar etmenin bizde uyandırmış olduğu manalardan birisi o bizdeki latife ve duyguların şerikleriyle olan alakalarını kesmek içinmiş Hasan abi. Şimdi burayı toparlayayım. Kelime-i tevhidi tekrar edince enfüs-i alemde ne uyanıyor? Bir, terkler dedik. İki, tecerrüt dedik. Yani kalbe koyduğumuz şeyleri kırmak için, nefsin putlarından yüzünü çevirmek için. Üç, latife ve duyguların tevhidlerini ilan etmek için. Dört, latife ve duyguların şerikleriyle olan alakalarını kesmek için. Kelime-i tevhid tekrar edildiği zaman bu dört tane vasıf enfüsü alemde kanuniyet olarak bizde uyanıyor Hasan abi. Hakikat noktayı nazarında da kelime-i tevhidde Allah lafzı celali olduğu için Esma-i Hüsna adedince, yani kelime-i tevhidin hakikati bütün Esma-i Hüsna diyebiliriz yani. Kanuniyeti de bu burada okuduğumuz dört tane vasıf diyebiliriz. Şimdi bununla alakalı başka bir noktayı nazar olarak da şimdi o şualar sayfa 9'da şu cümle geçmişti. Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri. Bu deminden beri okuduklarım onlar fazilete giriyor. Faziletli ve kıymetli. İkiye ayırmış burada. Kıymetli, bu kıymet neden geliyor? Kıymet şundan geliyor. Üssü Hazretleri dördüncü meyve risalesinin dördüncü meyvesinde bir insanın İngiliz kadar, Alman kadar serveti olsa imanı kazanmak için sarf etmesi gerekir. Aklı da varsa diyor. Şimdi bu kelime-i tevhid aslında mücessem bir iman abi. Mücessem bir iman yani. Mesela imanın bir tarifi yapılıyor. Risale'de çokça tarif edilmiş. İman nedir? Kişinin cüz-i ihtiyarının sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın o kimsenin kalbine koyduğu bir nurdur denmiş. İman bir intisaptır. Böyle çokça tabirler geçmiş. Peki Allahça iman nedir? Allahça iman? La ilahe illallah Hasan abi. Yani bu kelam, kelime-i tevhid, Cenab-ı Hak imana bir isim koymuş. Neymiş o? La ilahe illallah. Zaten iman ve İslamiyet dairesine girmenin abi kelime-i şehadet deniyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu cümleyle giriş yapılıyor. Yani Cenab-ı Hak imanı bu cümleyle kısa bir tarif etmiş ve Peygamberimiz demiş ki aleyhissalatü vesselam imanınızı bu kelimeyle yenileyin.
Eğer bu kelimeden daha ehemmiyetli bir kelime olsaydı Hasan abi, onunla yenilememiz gerekirdi. Ama yani mücessem bir imanın kendisiyle imanı yeniliyoruz. İmanınızı yenileyin. Yani imanın kendisiyle imanı yeniliyoruz. Çünkü iman bir hüsnü münezzeh ve mücerret olduğu için başka bir şey yok ki onu onunla temizleyelim. Ancak bu kelamla temizleniyor iman yani. Zaten iman imanın kendisiyle temizleniyor. Başka bir şeyle temizlenmiyor. Ya şimdi bak fark ettiniz mi? Çok güzel bu. İmanı imanla, kendini kendinle, aklını aklınla, kalbini kalbinle temizlemek, şey yapmak, kontrol etmek. Çok güzel. Çok hoş, maşallah. Güzel oldu. Eğer abi başka bir şey olsaydı, başka bir kelam. Hayır. Dediğini çok acemi. İmanını imanınla tazele. Evet, çok önemli. Çok önemli. Çok şükür. Burada tecdid-i iman bahsinde neden imanımızla yenileyelim la ilahe illallah ile 4 tane başlık altında anlatılmış. İmanımızı yenileyince ne oluyor yani? 1. Enfüsi alem nurlanıyor. 2. Afaki alem nurlanıyor. 3. Nefis, heva, vehim, şeytan. Bu 4'ünün hükmetmemesi için imanı yenilemek gerekiyor. 4. Zahiri imamlar nazarında küfre düşmemek için kelime-i tevhid tekrar ediliyor. İmanımızı imanla yenilememiz gerekiyor. 4 tane bir daha sayalım. 1. Enfüsi alemi nurlandırmak için tecdide ihtiyacımız var. 2. Afaki alemi nurlu görmek için tecdide ihtiyacımız var. 3. Nefis, heva, vehim, şeytan hükmetmemesi için tecdide ihtiyacımız var. 4. Zahiri imamlar nazarında küfre düşmemek için tecdide ihtiyacımız var. Şimdi burada bu 4 tane başlıktan şu çok enteresan, özellikle üçüncüsü nefis, heva, vehim, şeytan. Bunlar hükmediyorlar çok vakit imanını rencide etmek için, gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler. Şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Kelime-i tevhidi tekrar etmek, gafletten kurtulmak, nefis, heva, vehim, şeytanın bize hükmetmesinden kurtulmak için. Sadece lisanen bunu yapsak, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye bunu yapsak, nefis, heva, vehim, şeytan gene bir derece hükmedebilir. Çünkü imanda mertebeler olduğu için, ilmel yekin, aynel yekin, hakkal yekin, şuhud-i iman mertebesine kadar bizim bu Risale-i Nur mesleğinde de bu kelime-i tevhidi görmek, işitmek, kokusunu almak, işaretini görmek, remzini görmek, istinat ve istimdat noktalarını görmek, yani bunu hadisat üzerinde görmemiz gerekiyor. Koklamamız, işitmemiz, duymamız, hissetmemiz gerekiyor. Yoksa hakikat mesleğinde lisanen sadece söylenseydi o zaman tarikatlar hiç gaflete düşmezdi. İman nuru tarikat müntesiplerinde kapanmazdı. Hakikat mesleğinde sadece söylemek kifayet etmiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Mesela şu andaki bütün dünyada herkesin bizzat işin içinde olduğu bu hastalık aşı meselesinde bu kelime-i tevhidin gözükmesi gerekiyor. Kelime-i tevhid gözükmeyince evet orada peki ne oluyor? Çok vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileler ederler. Şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Şu an bu şekilde aşı meselesine kelime-i tevhid olarak görülmeyince, müşahede edilmeyince insanlar aşıdan medet bekliyor. Aşının kendisinde bir şey yok. Allah tesir vermeyince hiçbir şey olmaz. Bakın Risale-i Nur'da hastalar risalesinde musibet ve hastalıkların anlatıldığı çeşitli yerlerde Üsa Hazretleri hem şifa der hem derman der, deva der. Şifa ile deva aynı şey değildir. Şifa Allah'ı bulmakla alakalı. Yani sana bir hastalık geldi, o hastalıkta Allah'ı buldun.
Hatanı anladın, tövbe ettin, kusurunu anladın. Cenab-ı Hakk'ın ilhamına mazhar oldun. Sen şifayı buldun Hasan abi, şifa bu. Deva ise, derman ise senin o hastalığının iyileşmesi abi. Biri cesede bakıyor, biri maneviyatına bakıyor, biri mülke bakıyor, biri meleküte bakıyor. Biri zahir, biri batın. Kelime-i tevhid görülmesiyle beraber nefis, heva, vehim, şeytan. Yani bana kısa bir yol söyle Risale-i Nur'dan. Nefis hükmetmemesi için heva, vehim, şeytan o meselede, o olayda veya o günde, o haftada, o ayda, o yılda hükmetmesin bana, ne yapayım? Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhidi lisanen söylemek ve o gün içerisinde, o hafta, ay, yıl içerisinde, hastalık içerisinde görülürse o zaman nefis, heva, vehim, şeytan hükmedemiyor. O kimse gafil olmamış oluyor, tefekkür ehli olmuş oluyor. Kelime-i tevhidin bizde uyandırdıkları manalardan biri de hem netice olarak hem de vasıf olarak benim ehemmiyetli gördüğüm bir tanesi bu. Şimdi Murat. Buyur abi. Şimdi şeye geçmeden önce şu la ilahe illallah imanla alakalı bir noktayı nazarı söylemek istiyorum. Buyur abi. Şimdi la ilahe itikat, illallah iman, bunların bütününe de tevhid desek acaba nasıl olur? Abi tevhid değil de sırrı tevhid diyelim abi ya. Bak ben... çünkü la ilahe itikat. Evet. İtikat yani akla bakıyor. İllallah imana bakıyor, kalbe bakıyor. Bunların bütünlüğüne tevhid desek ya da sırrı tevhid desek olabilir evet. Yani. Evet olabilir diyebiliriz Mehmet abi. Bu hatırlarsanız bu tevhidin ilan edildiği Üstad Hazretleri Lemaat'ta geçiyor herhalde ve 25. sözde İhlas Suresi ile alakalı. İhlas Suresi bütün böyle tevhidin bütün mertebelerini ilan edip onun zıttı olan şirkin de bütün ne kadar şirk varsa hepsinde kesip atıyordu. Şimdi sure olarak bunu İhlas Suresi yapıyor. Mehmet abi kelam olarak da bunu La İlahe illallah yapıyor abi. Biri itikada bakıyor. Diğeri neye bakıyor dediniz abi? İman. Evet iman. Evet. İtikada bakıyor, biri imana bakıyor. Yani terk ve tecrütlerin toplamı, bütünselliği tevhid kelimesi. Terk, terkler ve tecrütlerin bütünlüğü. Şimdi bu kelime-i tevhid o kadar ehemmiyetli, o kadar ehemmiyetli ki çok enteresan bir yer okuyorum ben şimdi Risale'den. Şimdi Üstad Hazretleri zaman imanı kurtarmak zamanıdır. İmanın mücessem bir ifadesi mahiyet noktasında Cenab-ı Hak tarafından ifade edilmesi La ilahe illallah kelamıdır. Bu Risale'de bunu rahatlıkla söyleyebilir. Biliyoruz çeşitli yerlerde var ve Üstad Hazretleri Risale-i Nur'ların çeşitli yerlerinde abi çok farklı risaleler telif etmiş. Tevhidle alakalı. Mesela 22. söz, 33. söz, 2. şua ve 7. şua. Şimdi bu 20 ve diğer Risale-i Nur'ların bütün bahislerinde sarahaten, işareten, remzen böyle çok farklı manalarda bu tevhid hakikati çeşitli mertebelerde izah edilmiş. Ve buna Risale-i Nur'da çok ağırlık verilmiş. Kur'an-ı Kerim'inde 4 tane maksadı var. Birincisi bu tevhid. Ve dersin başında da okudum. Hadiste de geçmiş. Peygamberimiz demiş ki ben ve benden evvelki peygamberlerin en faziletli sözü bu kelime-i tevhid yani. Ve Üstad Hazretleri buna o kadar ehemmiyet vermiş ki 22. söz, 33. söz ve 2. şua telif edildikten sonra 7. şuayı telif etmiş ve 7. şuayı telif ettikten sonra manevi alemde Üstad'a itiraz gelmiş. Bugünlerde manevi bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir hülasasını beyan edeyim. Biri dedi, Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve külli teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannit bir dinsizi susturmak için %1'si kafiyken neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? Yani Risale-i Nur'da
22. söz gibi, 33. söz gibi, 2. şua gibi. Üstad Hazretleri 2. şua için bu Risale'yi anlayarak okuyan imanını kurtarır diyor. Bu çok ehemmiyetli ve çok iddialı bir sözdür. Şu anda böyle bir tarikat lideri veya bir cemaat lideri böyle bir şey demiş olsa ve o kimse şu an yaşamış olsa belki feç feç grup grup insanlar onun yanına gider, benim bir kelamımı anlayan imanını kurtarır dese. 22. söz, 33. söz, 2. şua gibi bu kadar risaleler varken evet daha yeni hararetle neden tevhid 7. şua yazıldı ve yazılmaya devam ediyor. Sonra 15. şua da telif edilmiş. O da tevhid. Ona cevaben dediler. Risale-i Nur yalnız bir cüz'i tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki 1000 seneden beri tedarik ve terakküm edilen müfsit aletler ile dehşetli rahlenen kalbi umumiyi ve efkar-ı âmiyi ve umumun ve bahusus avam-ı mümininin istinadgahları olan İslami esasların ve cereyanların ve şairlerin kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi Kur'an'ın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara hakkal yakin derecesinde dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde mücerrep ilaçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki bu zamanda Kur'an-ı Muzir Beyan'ın icaz-ı manevisinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır diye uzun bir mukaleme cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim, kısa kesiyorum. Gayri Münteşir'de de abi üstada gene sormuşlar. Yani neden bu kadar dehşetli tevhid noktasında tahşidat yapılıyor? Belki o bile yetmeyebilir diye böyle bir rivayet duydum ben. Bilmiyorum ne kadar doğru diye abi. Ve daha sonra da Risale'de şualar 15. şua telif edilmiş. Gene bir tevhid bahsi abi. Şimdi benim nazara vereceklerim hülasa olarak bunlardı. Kelime-i tevhidin mahiyet, suret, kanuniyet ve hakikati. Mahiyeti şualar sayfa 9'da okuduk. Bir cümleyle özetlersek la ilahe illallah mahiyetine tevhid hakikati. Kelime-i tevhidde mahiyet noktasında azamet-i kibriya var, celal-i sübhani var, saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i samadaniye var, şahsiyet-i ilahiye var, teayin ve teşahhus var, sima-i rahmani var, ehadiyet-i rabbaniye var, şahsiyet-i ilahiye var. Mahiyet noktasından bunlar, kanuniyet noktasından Mesnevi Nuriye'den sayfa 88'i okuduk. İnsanda kelime-i tevhid kanuniyet noktasında 4 tane şeyi uyandırıyor. Terk, tecerrüt, biri kalbe bakıyor, diğeri nefse bakıyor. Kalbi pek çok şeyle bağlayan bağları koparıyor. Nefsin putlarından yüzünü çeviriyor. Bütün latifelerin tevhidlerini ilan ediyor insanda uyandırdıkları. 2. Latifelerin şerikleri olan alakasını kesiyor. Bir de şeyden okuduk. Suret noktasında gene şeye bakıyor dedik. İkinci şuada ikinci meyve kainata ve mevcudata bakıyor. Mevcudat, seyli mevcudat nereden geliyor? Nereye gidiyor? Mevcudatın kıymeti, ehemmiyeti, önemi suret noktasında kelime-i tevhidle anlaşıldığını ikinci meyvede söylüyor Üstad Hazretleri. Sureti mevcudata bakıyor. Hakikati da Esma-i Hüsna'ya bakıyor. Hakikat noktayı nazarında kelime-i tevhidde Allah lafzı-i celali olduğundan Esma-i Hüsna adedince kelamları ifade ediyor. Kelime-i tevhid için 26. mektupta imanınızı la ilahe illallah ile yenileyin. İman kainatta en büyük hakikattı.
hüsnü münezzeh ve mücerretti. Eğer başka bir şey olsaydı imandan daha değerli, o zaman o kıymetli denirdi. İmanınızı la ilahe illallah ile yenileyin. O zaman imanı imanla yenilemiş oluyoruz. Ve bunu yapmış olduğumuz zaman vehim, şeytan hükmedemiyor. Yani bu kelime-i tevhidi tekrar ettiğimiz zaman nefis, heva, vehim, şeytan insanda hükmedemiyor. İnsan gaflette olamıyor. Bunun tekrar edilmesi lisanen, olay ve hadise üzerinde müşahede edilmesi bu söylediklerimize sebebiyet veriyor. Risale-i Nur mesleği noktayı nazarından, yani hakikat mesleğinde kelime-i tevhidi lisanen söylemekle beraber sayılan vasıfları, hakikatleri görmek gerekiyor. Benim nazara vereceğim dersteki, yani bu dersle alakalı bunlar da abi. Sorabilir. Ben size bununla alakalı bir tarihi bir şey anlatayım. Bizim yaşlı olmak itibariyle ancak böyle geçmişi bununla alakalı bir hatırayı nakletmek yeri gelmiş onun için anlatayım. Rüştü abim ile Cumhuriyet Gazetesi arasında bir mesele oldu bu. Cumhuriyet Gazetesi 70 civarlarında, 1970 civarlarında ustada iftira yapıyor. Diyor ki o la ilahe illallah var ya, onun orada peygamber, bütün peygamberlerin en kıymetli fazileti sözleri la ilahe illallah'tır diyor. Diyor mu orada? Öyle diyor. Evet. Orayı kesiyor Cumhuriyet Gazetesi. Said Nursi diyor peygamberlik dava iddia ediyor diyor. İşte diyor delili diyor. Şimdi kim? Şualar sayfa 9 diyor. Şimdi doğru olup olmadığını bakmak için şualar mı alacak? Ya kime tutarsa. Diyor ki ben ve benden önceki peygamberlerin en kıymetli ve faziletli sözleri la ilahe illallah'tır demek suretiyle ben ve benden önceki peygamberlerin diyor. Bu ben ve benden önce demekle diyor peygamberlik iddia ediyor diyor. Oysa yukarıda ne yazıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki orayı kesmiş. Şimdi bu Rüştü abi arkadaşlarıyla gitmiş gazeteye. Kitabı da götürmüş. Sizin diyor yalancı olduğunuz biliyordum zaten ama diyor bu kadar da demiş. Olacak tamam. Ha bak burada üstünü kestiniz aşağı şey yapıyorsun. Cevaben ne demişler biliyor musun? Ya siz demiş okumayın bizim gazetemiz. Bu burayı deyince ben hep böyle oraya götürüyor. Birisi soru sormuş. Hem ona şey olsun hem de bir şey anlatmak istiyorum. Fatih Lermi şöyle yazmış soruda. Neden la Rabbe veya la Malike değil de la ilahe illallah denmiş diyor. Tarihe baktığımız zaman süreçte putlara, şirklere tapanlarda hiçbirisi Murat'ım Allah dememiş taptıklarına. İlah demiş, Rab demişler. Yani eylemsel işte yağmuru yağdıran Rabbimizdir. Yani eylemsel Rab demişler. İtikatta ilah edinmişler. Onun için la ilahe ilk önce terk var. Yani bir terk et bakalım ilah edindiklerin. Sonra Müslümanlara has olan illallah, Allah konusu. Onlar putlarına hiçbirisi, hiçbir tarihte yok. Biraz araştırdım. Bu bizim Allah'ımızdır demiyor. Bu bizim ilahımızdır diyor. İlah. Onun için hani bazılar Karl Marx, bazılar demeyeyim de isim de vereyim sonra kardeşim sorusunu alırız. İslamiyet din için demiş ki afyondur. Yani bu batılı tasvir edeceğim, söyleyeceğim. Çünkü denk gelmişsinizdir. İslamiyet afyondur. Niye? Körü körüne dahil oluyor. Oysa İslamiyet körü körüne değil, ilk önce kabul değil, ilk önce redle başlıyor. La ilahe, terktir, terk. İlah olacak, bak bakalım sana ilah olacak ne var yani? Şimdi güneş mi, hava, toprak, su mu? Bak bakalım ilah dediklerin ilah olabilir mi? Bakacaksın ki çarna çar ilah değil yani. Sonra illallah çıkacak. Demek ki ilk önce İslam'a girmek için kabul değil, terkle başlıyor. O çok emniyeti gördüğüm için onun için söyledim. Onlar ilahlarını Allah dememişler. İlah demişler.
icraat yapana da Rab demişler. Ama illallah olduğu zaman orada Allah var. İlah değil, Allah var. Müslümanlar inandıklarına Allah der. Allah bütün isimleri cem ettiği için. Birincisinde ilah var. La ilahe. Sonra illallah var. İkincisinde Allah var. Evet, kardeşlerin sorusunu alabilirsin. Şimdi Fatih abi sormuş da neden diğer la fatıra razıka değil de la ilahe illallah denmiş. Bu soruyu Hüseyin Hazretleri cevap vermiş Mesnevi Nuriye'de. Allah lafzı celali esma ve sıfat-ı ilahiye bil iltizam delalet ettiği için. Şimdi mesela Hasan Hoca, Hasan abi, işte Nurcu, mühendis, böyle bunlardan birini dediğimiz zaman onun tam kendisini ifade etmiyor. Bir şahsiyetini ifade ediyor. Ama Hasan dediğimiz zaman, Murat, Ahmet, Mehmet dediğimiz zaman onun hepsi kastedilmiş oluyor. Şimdi eğer diğer isimlerden biri söylemiş olsaydı, onlar zata ve sıfat-ı ilahiyeye, diğer vasıflara delalet etmiyordu. Sadece o isim delalet ettiği için denmiş yani. O zaman şöyle de bir mana oluyor. Şimdi her o kadar insan var ki her insanın işte doğruyu bulamadığı zaman batıl bir meslek eline geçmiş, batıl bir ilah edinmiş. O batıl ilahtan böyle bekledikleri ve onunla alakalı düşündükleri ne varsa aslında onu o aslında nasıl ifade edeyim? O Allah'ta var. Aslında o ibadet ediyor ama adresi şaşırmış. Mesela ibadet etmek her insanda fıtridir yani. Bir vicdani bir özellik yani. Vicdan yalan söylemez. Fıtraten sahneyini arıyor. Fakat adres olarak şaşırmış yani. Puta tapıyor mesela. Güneşe tapıyor. Bir hayvana tapıyor. Aslında o kimse yaratılış gayesini ifa ediyor ama yerini şaşırmış. İşte o kelam yani la ilahe illallah kelamı, Allah denmesinin şeyi, bütün o müsbet manaları içine aldığı için noktayı nazar olarak söyleyebiliriz yani. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Ataman abi. Abi bu Hüsnü Münezzeh ve Mücerret'i birazcık daha detaylı açar mısın? Abi onunla alakalı ben bir ders yapmıştım Hasan abiyle beraber. Nur dersinde var. Müsaitsen bir bak, şimdi uzun o abi ya. Birisi, ben noktayı nazarımı söylüyorum, hatırımda kalanı. Birisi insana bakıyor demiştik o derste. Birisi Allah'a bakıyor. Münezzeh insana bakıyor, mücerret Allah'a bakıyor diye ayırmıştık. O dersten hatırımda kalanı söylüyorum. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerrettir abi. Allah razı olsun kardeşim. Hayırlı akşamlar, hayırlı dersler, hayırlı günler. Allah razı olsun inşallah size de abi. Başka var mı arkadaşlar soru soran? Murat'ı bir daha bulamazsınız. Çok işi var. Abi, normalde Hasan abi bu ders aslında çok uzun bir dersti abi. İşte normal 40-50 dakika yani, dersin ana hatlarını aslında içine çok girilebilecek bir ders yani. Evet, yok. Ana arterler kondu mu yetiyor. Çok evet, güzel oldu. Yani konunun ana başlıklarını ben zikrettim. Bunun içeri mesela daha da girilebilir. Özellikle İmanla kelime-i tevhidin münasebet noktasında külliyatta çok zikredildiği yerler var. Yani onlar kelime-i tevhid iman demek abi. Yani Cenab-ı Hak imanı özetle isim koymuş imana. Bu kelime-i tevhid yani. La ilahe illallah yani. Evet. Biz izah ediyoruz yani abi. Başlıklar koymak. Derse çalışırken sorular sormak külliyata. Bir şey bilmiyorsun. Ben bu dersi yapmak istiyorum. Ben kardeşlerle söylüyorum da. Dersi yapma, senin yaptığını söylüyorum. Daha yatalı ve hakim oluruz o derse. Ben ne yapmak istiyorum? Tecerrüt. Bu tecerrüt, soru sor. Eylemde nasıldır sure? Kanun et. Evet. İnsanda nasıldır? Ne olur? Bu hangi ilaha dayanır? Mesela bu akşamki la ilahe illallah, ilah ve Allah isimleri. Evet. Hakikati bunlar. İlah ve Allah. Ondan sonra hakikati bu. Mahiyeti nereye dayanıyor? Böyle soru sorarsak
Bu sefer hudutlarını belli etmiş oluruz. Ders de almamış olur. O sorulara çok özel, kısa yerler okunduğumuzda beyan nakletmek. Ama çoğu zaman ben bunu başaramıyorum. Doğrusu bu. Ama ben yapamıyorum. Yani bu koyuyorum soruları ama bir tanesi çok şey yapıyor bizi. Hatta masama kağıt koydum. Öze şey yap, dağıtma diye ama gene olmuyor. Ama bu kardeşlerim inşallah dersi dinleyenler kendileri öyle yapsın. Gençtirler, yapabilirler. Peki ben burada kapatayım mı? Şeyde abi Osman. Buyur. Osman abinin yakın zamanda yapmış olduğu sual soru dersi vardı abi. Evet ya. Yani o da maşallah ben çok beğendim. Maşallah subhanallah yani. Çok ben, garip. Müsait olanlar bir baksınlar yani. Yani çok yani, hakikaten tuhaf ya değil mi? Çok böyle çok teknik hani şimdi akademik dedikleri bir çalışma olmuş. Çok teknik bir ders olmuş yani maşallah abi. Çok harika bir ders olmuş yani. Başlıklar koydu. Başlıkların evet. Altına risaleyi de doldurdu. Sorular sormuş yani. Yani dersin içinde kaybolmuyorsun. Yönünü bulabiliyoruz yani Hasan abi. Evet. Evet. Yani Risale-i Nur bir anlamanın yolu da külliyata soru sormak. O mevzu mesela genel okumamak. Genel okudun 5, 6, 7, 8 defa okudun. Tamam genel de oku da. Fakat mevzu çalış. İhata eder. Mesela ilah nedir? Veya kanun nedir? Hakikat nedir? Külliyat okurken bunu araştırırsan bu şekilde mevzu üzerine yürürsek ülfet kırılıyor. Ama düz okursan mevzun yok, derdin yok, sorun yok. Yani merak ettiğin bir şey yok. Seni ülfet sarmalar. Ama mevzu üzerine okursak, mevzuyu da senin yaptığın gibi, Osman'ın yaptığı gibi sorular sormak. Soruları diz ilk önce. Sonra onların içerisine çok veciz, mesneviden, sözlerden, şualardan tak 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 koydunuz. Hakim oluruz. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Cenab-ı Hak iki canı da aziz eylesin. İnşallah yarın işte bizim de enfusi olacak. Belki de bir laikaya yapabiliriz. Çünkü Rüştü abinin bana vasiyeti var. İki imani ders yaparsa Murat sen de öyle yap. Sana da demiş olayım. İki tane imani dersten sonra üçüncü dersin laika olsun derdi. Sözler, mektubat, şualar, lemaları okuyarak kişi nurcu kendisini hissetmez. Nereye ait olduğunu, aidetini bilemez. İmanı elde eder. Laikaları okuyarak kendisini nereye ait olduğunu, hangi kervanda çalıştığını, hangi gemide hademe olduğunu bilir ve cemaat şuuru, nurcu şuuru gelişir. Gelişince de ne yapması gerektiğini, kimlerle ne yapması gerektiğini anlar. Laikaları o için dikkat ederseniz, bugün bana bir ismi şey anlattı, bir grup varmış. Daire-i Nur içinde ismini vermeyeceğim. Dershanelerinde laika hiç yok. İmanı anlatacak, ondan sonra o potansiyel enerjiyle laika ne yok? Kendisi yön verecek. Eğer bir yerde dershanede laika okunmuyorsa, her daim değil. İki imani ders, üç imani ders, bir layık okunmuyorsa orayı terk edin. Ben dahi, kim olursa olsun. Çünkü layıka trenin rayıdır, imani mevzular lokomotiftir. Yönümü nasıl bulacağım ki ben? Ha şimdi la ilahe illallah tamam. İmani ders. Tam da bu kimlerle beraber nasıl hareket edeceğim, kime anlatacağım, petrol alırken bu la ilahe illallah nasıl anlatacağım? Anlatılacak mı? Bu adam buna müsait mi? İşte bunları bize öğreten laikalar. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Talebe-i ulum, unvanı ve kisvesiyle bizi teris eylesin inşallah. Pirimiz, enfusi pirimize de Cenab-ı Hak bu ikinci gecesi olan Nadir abimize bu dersi kabrine enis ve yoldaş eylesin. Onun şefaatine da bizi mazhar eylesin. Bütün kainatı, bir cihanı bir nokta yap, o cihana hakim ol diyen ikide bir ve hayatın beşinci remizini devamlı bize yapıp enfusi merakımızı uyandıran
o abimize Rabbim şanına nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin. Ve mezara koyarken de şunu söyledim. Ya Rabbi, senin adına bana çok misafir geldi. Rabbimi anlat. Allah var mı? Ahiret var mı? Gidip de gelen mi? Ya Rabbi, senin adına geldikleri için hiç tefrik etmedi. Şanıma yakışır gibi, gücüm yettiği gibi muamele ettim. Bizden de sana bir misafir geliyor. Şanına yakışır gibi muamele eyle. Ya Rabbi, bu dua usul ve kurullarımıza, babalarımıza, annelerimize, dedelerimize, bize emekleri olanlara da şamil eyle ya Rabbi. Onlara, anne babalarımıza, usul ve kurullarımıza, ya Rabbi sana nasıl yakışıyorsa öyle muamele eyle. Ya Rabbi, kabirlerini Risale-i Nur kisvesi unvanı ile arkadaş eyle ve cennet bahçesinin bahçeyle maide-i Kur'aniye'yi orada hasil eyle ya Rabbi. Vahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavat. Murat'ım, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.